Erhun Muhsin Yazıcıoğlu 1954'te Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini kazandı, at binmeyi de çok severdi. Açılıyor hayal pencerelerim, hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. 1988 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi'ne girdi, 1991'de Sivas Milletvekili seçildi. 1992'de Milliyetçi Çalışma Partisi'nden ayrılarak yeni oluşum hareketini başlattı. 1993'te Büyük Birlik Partisi'ni kurdu. Türkiye sevdalısı merhum Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 günü hala sır perdesi olan helikopter kazasında hayatını kaybetti. Yazıcıoğlu gözyaşlarıyla uğurlandı. Milletin önüne biz ne Avrupalı ne Asyalı bir ülkü koyuyoruz. Biz milletin önüne kendi ülküsünü koyalım. Kendi milli gerçeğinden, kendi değer yargılarından, kendi coğrafi şartlarından, tarihi şartlarından, kendi imkanlarından, kaynağını alan, hızını alan bir milli siyaset önüne koyalım. Bu milli ülkü etrafında milletimizi şartlandıralım. Yönetenlerine güvensin bu millet. Dünyayı yerinden kaldırır. ...25 Mart 2009'da Büyük Birlik Partisi'nin efsane lideri Muhsin Yazıcıoğlu... 9 yıl önce 25 Mart'ta bindiği helikopter Kahramanmaraş'ın Keş Dağı'na düştü. Efsane lider 5 kişiyle birlikte hayatını kaybetti. Helikopterde İHA muhabiri İsmail Güneş de vardı. Alo! Alo! Merhum Muhsin Yazıcıoğlu, yerel seçimler öncesi partisinin Kahramanmaraş mitinginin ardından Yozgat'a gidecekti ama olmadı. Muhsin, Muhsin, Muhsin. 2009 yerel seçimlerine sadece 3 gün vardı. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler ancak bir gün sonra bulunabildiler. Kaza yapan helikoptere ulaşıldığında herkes hayatını kaybetmişti. Siz neredesiniz şu an? Helikopterin içinde. Tamam helikopter... Abi bir dakika dur. Kazanın oluş şekli, iletişim cihazlarının açık olmasına rağmen kaza yerine ulaşılamaması, İHA muhabiri İsmail Güneş'in son görüşme telefon kayıtları beraberinde birçok soru işareti bıraktı. Alo! Alo! Kaza sonrası, Eylas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'in 112 ile 155'i araması ve dakikalarca konuşmasına rağmen yerleri tespit edilemedi. Siz neredesiniz şu an? Helikopterin içinde. Tamam helikopter... Abi bir dakika dur. Rahmetli İsmail Güneş toplamda 20 dakika telefonda konuştu ama sinyal alınamadığı söylenip enkaza ulaşılamadı. Bu konuşmalar İHA muhabiri İsmail Güneş'in son konuşması oldu. Alo! Alo! Helikopter enkazını köylüler buldu.